Selamun aleyküm arkadaşlar. Gülhiraz'ın Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim Allah'a şükür. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bugün Berat Kandil arkadaşlar. Herkese Allah sağlıklı, sıhhatli, hayırlı yaşlar ve ömürler nasip etsin inşallah. Berat Kandiliniz ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla sağlıklı, sıhhatli geçinmenizi diliyorum. Bugün size yufkayla, hazır yufkayla ıspanaklı, beyaz peynirli börek yapacağım. Bu böreği Ramazan'da da deneyebilirsiniz. Ramazan'da hani sahurda yemek için. Bu böreğim çok güzel oluyor. Daha önce de çok yapıyordum. Bugün yine size tarifini vereyim dedim. Geçen sene de çektiydim de videoyu silmişim yanlışlıkla. Atmamışım. Bugün tekrar çekeyim, atayım dedim. Gelin şöyle videoma geçelim. Yarım kilo ıspanak yıkadım, doğradım. 3 yemek kaşığı beyaz peynir koydum. Tuzunu attım, bir tatlı kaşığı. Az bir göz kararı kırmızı biber attım. Şöyle yarım koyacağım, sıvı yağ koyacağım. Çay bardağını yarım sıvı yağ atacağım. Yarısını da şu sosunda kullanacağım. Bunu bir sosuna koyun, bakın yarısını. Çok yağlı börek olmayacak. Tam hani herkesin yiyebileceği, çok yağlı insan yiyemiyor. Kıvam olacak. Bakın şöyle bir su bardağı sulu yoğurdumuz var ama çoğu su, yoğurt çok az. Böyle yapın, süt koymayın. Süt koyarsanız böreğiniz kuru olur. Bakın. Bir yumurtam var. Sarısını ayıracağım. Üzerine sürmek için beyazını içine koyacağım. Bir yumurta kullanıyorum ben. Hem pratik, hani malzemesi az. Öyle çok herkesin alabileceği, kullanabileceği bir malzeme. Bakın şöyle. Soda moda koymayın. Ben koymuyorum öyle şeyler. Böyle daha güzel oluyor. Böyle. Bakın arkadaşlar, şöyle de bir su bardağı da normal su koyalım. Aynı böyle su böreği gibi oluyor. Bakın ilk karışımımıza şöyle çırpıyorum. Yağıyla yumurtanın akı karışsın diye. Yoğurt karışsın diye. Yoğurdun suyu var ya. Bakın böyle bir içimiz var. Sosumuz var. Şöyle ettim. Bakın arkadaşlar, şöyle yufkamı açıyorum. Şöyle yufkamı açtım, bakın. Şu şekil. Yufkamı şu şekil alıyorum. Bir tanesini bakın. Bunlar da şöyle oluyor. Bir tanesini bütünce altına yayıyorum. Bakın şu şekil yayıyorum. Tersini. Bu şekil. Hepsinin içine yayıyorum. Bakın. Şöyle yapayım ki gergin olmasa. Tam olsun diyor. Bakın. Yaptığım bu karışımdan bakın şu şekil içerine yayıyorum. Bu sudan, sostan yani, yoğurt suyuna yaptım sostan. Bakın, şöyle yufkamı yırtıyorum. Yufkamı yırtıyorum, bakın şu suya şöyle bandırıyorum, bakın. Bu aynı su böreği gibi oluyor. Böyle ıslıyorum, bakın şöyle. Herkes hani su böreği yapamaz. Daha önceki videomda var. Su böreği yapmak isteyenler. Onu da yapıp kalkıp izleyebilir, yapabilir. Şöyle bakın, böyle ısladım. İki kat böyle atacağım. Üç yufkamı böyle yaptım. Bakın birini altına serdim. İkisini de sosumla ısladım. İçine serdim. Şimdi bu karışımımı koyuyorum, bakın.
kaşığımla elimle bu şekilde yayıyorum. Bakın her yere gelecek eşit şekilde. Böyle içimizi koyalım, bakın peynirle ıspanakla. Aynı şekilde bakın sosumuzu da ısılıyorum. Bu şekilde. Yine üzerine eriyorum bakın. Çocuklarınızın beslenmesine de yapabilirsiniz okula gidenler. Küçük ilk okula giden çocuğu olanlar. Tabi bizimkiler büyüdü de. Bizimkiler gayri beslenmeni okula götürmüyor. Şöyle bakın. Hep yaptım bunu. Aynı şekilde tekrar tekrar yuhalarımızı ıslayıp seriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde ısladığım direkt şişelerini içim. Şimdi şu kenarlarını şöyle katlıyorum bakın. Tam 5 tane yuha kullandım. Bak bu kenarları bu şekilde içine katlıyorum. Bu şekil. Şöyle. Bu çok güzel oluyor. Bunu denemenizi isterim. Hem pratik, basit. Herkesin hamur açmasına gerek yok. Bu kalan sosumuzu da böyle üzerine döküyorum. Bakın. Hiç şey israf etmiyor. Şimdi bunun üzerine şöyle çatalla delik açıyorum. Bakın şu şekil. Bakın. Her yerini ıslayacağınız. Yürüyormuş. Aynı su böreği gibi oluyor. Şu şekil. Şu şekil bak. Kabarıyor da öyle şey de kalmıyor. Çok güzel bir şekilde kabaracak bakın. Her yerini eşit bir şekilde deliyorum bakın. Hava alıp da kabarsın güzelce pofur pofur diye. Bakın. Sulu oldu, sulu, yumuşak, hamur oldu diye korkmayın. Hiçbir şey olmuyor. Ben çok yapıyorum bunu. Daha da yapıyorum ya. Her yerini yuhalarınızı şu şekilde ıslayın. Kuru hiçbir yeri kalmasın. Yoksa çıtır çıtır şey gibi kurul kalır, kurul olmayacak, kurul yumuşak olacak. Bildiğiniz bir su böreği gibi oluyor. Çıkınca da gösterdim gerçi. Bak şu yumurtanın sarısını böyle üzerine bıraktım. Gördüğünüz gibi. Şöyle kaşığın sırtıyla bunu her yere dağıtacağım. Ayrıyetten bir yerde çırpıp da dökmenize gerek yok. Bak. Şöyle kaşığı alın, şöyle bakın. Her yerine eşit bir gelir o. Üzerine kreko tutuyorum, serpiyorum. Bakın. Bir tatlı kaşığı bilemediniz şöyle, bir çay kaşığı. Bakın. Yine serptim. Şimdi bunu fırınımıza gönderiyor. Fırınımızda pişecek. Piştikten sonra da size çekerim. Evet arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Son hali. Bakın. Soğuyunca da kesip sunum yapacağım. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi su böreği gibi oldu. İçindeki harçlarından bakın katları aynı yürü yumuşak. Su böreği gibi yürü yumuşak. Bakın katları da gözüküyor.
Deneyenlere, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olun, beğeni yapın, like atın. Hoşça kalın. Ispanaklı peynirli yufka böreğimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Sahurlarda deneyip yemenizi tavsiye ederim. Gülfiraz'ın Ev Hayatı YouTube kanalıma abone olun, beğeni yapın, like atın, yorum yapın. Zil bildirimini aktif hale getirin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.